ekranda basınç hacim döngüsünü görüyorsunuz. Bu videoda bu grafiği biraz daha yakından incelemek istiyorum. İşe grafiğin adından başlayalım. Basınç hacim döngüsü ya da PV döngüsü, PV döngüsü de buna diyebiliriz. Pressure, volume, İngilizce kısaltmalardan geliyor. Basınçın kısaltması, basıncın kısaltması P arkadaşlar. Yani İngilizce pressure'dan geliyor. Hacmin kısaltması da İngilizce volume'den gelen V olduğundan bu kısım son derece mantıklı. Bir döngünün bir kalp atışına denk geldiğini de eklemek istiyorum. Bir döngü eşittir bir kalp atışı. Bir noktadan başlayacağız. Sistol ve diastol derken bir kalp atışını sonlandırmış olacağız. Ve şimdi de birlikte çizdiğimiz bu döngüyü kullanarak sistolün neresi olduğunu belirleyelim. Başlangıç burasıydı. Sistolü kırmızıyla işaretleyeceğim. Bu şekilde devam ediyorum. Bu bölüm son derece hızlı bir bölümdü. 0,05 saniye sürmüştü. Sonunda ise aort kapağı açılıyordu. Sistol devam ediyor. Burada başladı. Evet, sistolün sol karıncığın kasılmasıyla başladığını biliyoruz. Burada da devam ediyor. Basıncın düşmeye başladığı bu segmentte de. Bunun tamamı sistol arkadaşlar. Kırmızı, kırmızının sistol olduğunun net olması için bunu not edeceğim. Evet. Döngünün geriye kalan kısmı da, şekle bakarsak grafiğin diğer yarısı gibi görünüyor ama zamanlama göz önünde bulundurulduğunda buradaki segmentlerin daha uzun sürdüklerini biliyoruz. Burayı mavi ile işaretleyeceğim. Evet, burası da diastol. Başka bir deyişle sol karıncığın gevşemesi. İşte bu. Sistol ve diastol. Ve bu döngü tek bir kalp atışına ait. Anlaştık mı? Zaman zaman Sistol sonu ya da diastol sonu gibi terimler de duyarız. Bunların ne anlama geldiğini de öğrenmek ister misiniz? Diyastol sonu, adından da anlaşılacağı üzere diastolun sonlandığı andır. Okla işaretliyorum. Diyastol sonu dendiğinde, diastolun sona erdiği anı aklımıza getirmeliyiz. Evet, diastol sonlandığında belirli bir basınç vardır. Hatta zaman zaman diastol sonu hacminden de bahsedilir. Bunun için buraya hacmi de ekleyeceğim. Diyastol sonu basıncı ve hacmi gerçekten de diyastolün sonlandığı andaki basınç ve hacimden başka bir şey değildir. Benzer şekilde sistol başlangıcı da diyebiliriz buna. Ne de olsa mantık aynı. Yani diyastol bittiğinde sistol başlıyor öyle değil mi? Yine de sistol başlangıcı çok kullanılan bir terim değildir. Bunun yerine daha çok diyastol sonu kullanılır. Hatta bunu sileceğim çünkü bu terimle pek karşılaşacağınızı da sanmıyorum arkadaşlar. Kafanız karışmasın. Evet. Belirli bir andan bahsediyoruz demiştik. Diyastol sonu basınç da işte bu noktadaki basınçtır. Tam da o anda bazı şeylerin gerçekleştiğinden de bahsetmiştik. Mitral kapak yeni kapanmıştı. Not ediyorum bunu. Mitral kapalı. Mitral kapak kapanıyorsa triküspit de kapanıyordur. Bunu parantez içine alacağım çünkü burada sol karıncığın basınç hacim döngüsünden bahsediyoruz. Evet. Sağ karıncıkla ilgilenmiyor olsak da buradaki durumlardan bazılarının onun içinde geçerli olduğunu bilin, tamam mı? Bu anda triküspit de kapalı. Mitral ve triküspitin kapanması sonucu bir ses duyacağımızı da biliyoruz. Ne de olsa sessizce kapanmayacaklar yani, öyle değil mi? Duyacağımız ses S1. S1 yani S1 de denir buna. Böyle e, bu isimle bilinen kalp atışının ilk sesidir. Buna daha önceden lub da demiştik arkadaşlar. Evet, kalbi dinlerken duyduğumuz ilk ses tam da bu anda duyulur ve böylece bunun döngü üzerinde hangi noktaya denk geldiğini de görmüş olduk. Diğer tarafta da benzer şeyler olacak. Sistol sonu olarak not ediyorum bunu diastol sonu varsa sistol sonu da olmalı öyle değil mi? Ve burada da belirli bir basınç ve hacim değerinden bahsediyoruz. Basınç ve hacim konusu biraz kafa karıştırıcı olabilir. Ama sistol sonu dendiğinde önemli olanın tam da bu an olduğunuzu aklınızdan çıkarmayın. Olduğunu daha doğrusu önemli olanın tam bu an olduğunu aklınızdan çıkarmayın lütfen. Tamam mı? Az önce olduğu gibi burası için de başka bir terim uydurabiliriz. Evet, diastol başlangıcı diyebiliriz. Ama bu da kullanılmayan bir terim olduğundan kafanızı fazla karıştırmak istemiyorum. Herkesin kullandığı ve bildiği terim sistol sonudur arkadaşlar. Burada da gerçekleşen bazı şeyler var. Mesela aort kapağı kapanıyor. Öyle değil mi? Evet, kalbin kapaklarından biri kapanıyor ve yine sol karıncıkta olmasa bile pulmoner kapak da bu anda kapandığı için onu da not etmek istiyorum. Bu ikisinin kapanmasına eşlik eden bir ses daha var. Bunu da S2 yani dub olarak not edelim. S2, S2, S2 S harfi yanında 2, S2, dub. Kalbin seslerinin nereden ve ne zaman geldiğinin bir kere daha üzerinden geçmiş olduk böylece. Evet, döngü üzerinde bazı noktalar belirledik. Bu arada bu döngüler her zaman kullanılırlar çünkü bu döngüler sayesinde bir sürü bilgiye tek bir kerede ulaşabiliriz. İsterseniz bu döngülerden elde edebileceğimiz bilgilerin ne olduğunu ve nasıl kullanıldıklarını da inceleyebiliriz. Bu iki sayıya dikkatinizi çekmek istiyorum. Bunlar da nedir diyecek olursanız nabız basıncı demek istiyorum. Nabız basıncı terimini daha önceden duymuşsunuzdur ama bir kere daha üzerinden geçelim. Kan basıncı yani tansiyon oranının 130'a 80 gibi verildiğini biliyoruz. Buradan nabız basıncının bu iki sayının farkını alarak yani 130 eksi 80'den 50 olduğunu söyleyebiliriz. Bu sadece bir örnek. Nabız basıncı neymiş? Sistol basıncı eksi diastol basıncı. Bu arada bunun aort basıncı olmadığını, yani doktorların kolumuzdan ölçtükleri tansiyonla aynı şey olmadığını da eklemek istiyorum arkadaşlar. Bunun sol karıncığın basıncı olduğunu aklınızdan çıkarmayın. Sol karıncığın alt sınırı ve üst sınırı burada ve bunlar aort basıncının da en düşük ve en yüksek değerleridir. Nabız basıncının ne olduğunu şimdi anladınız mı? Evet, bu döngüyü kullanırsak nabız basıncını hesaplamak için bakalım ne yapıyoruz. Basıncın en yüksek değeri 120'dir. En düşük değeri de 80 olduğuna göre nabız basıncı 40 milimetre cıvadır. Evet, biri bana bu PV döngüsüne göre nabız basıncının ne olduğunu sorarsa onlara bu yanıtı vermem gerekir. PV döngüsünü kullanarak nabız basıncının nasıl hesaplanacağı konusunda net isek size hesaplayabileceğiniz farklı şeylerden bahsetmek istiyorum. Farklı bir renk kullanayım örneğin yeşil. Bu atım hacmidir. Bu her bir atımda kalpten pompalanan kanın hacmidir. Sol karıncık dolu olduğunda hacim neymiş? 125. Kasılıp kanı pompaladığında ise 50. Bu da atım hacminin 125-50'den 75'e eşit olması anlamına gelir. Yine bu döngüyü kullanarak atım hacmini hesaplamam istenirse doğru cevap 75 mililitre olmalı. Umarım size çok fazla yüklenmemişimdir ama size son olarak PV döngüsü kullanılarak hesaplanabilecek bir şeyden daha yani ejeksiyon fraksiyonundan bahsetmek istiyorum. Ejeksiyon fraksiyonu. Atım hacminin 75 olduğunu hesaplamıştık. Bunu hacmin en yüksek değerine ya da sol karıncığın en dolu olduğu anda içerdiği hacme diyeyim. Böldüğümüzde arkadaşlar bir bu değer neydi? Bunu böldüğümüzde neydi bu değer? 125 demiştik öyle değil mi? Sol karıncıktaki en yüksek hacim buydu ve bu durumda ejeksiyon fraksiyonu 75 bölü 125 olur. Birimlerin birbirini götürdüğünü görüyorsunuz değil mi? Bakın bu durumda geriye sadece iki sayı kalır ve sonuç yüzde 60'tır. Yüzde olarak yazarsak yüzde 60, ondalık sayı olarak yazarsak da 0,6. Çoğu zaman yüzde kullanıldığını da bilin. Bu PV döngüsünü kullanarak ejeksiyon fraksiyonunu da yüzde 60 olarak hesapladık. Sonuç olarak PV döngüsü kullanılarak neler hesaplanabiliyormuş? Diastol sonu, sistol sonu, nabız basıncı, atım hacmi ve ejeksiyon fraksiyonu. Gördüğünüz gibi tek bir PV döngüsünden bir sürü bilgi alabiliyoruz. Bunun bu kadar çok kullanılmasının sebebi de işte bu arkadaşlar.